emekleri için katledilmişlerdir. Türkiye devrim mücadelesinde 71 devrimci kopuşu mimarlarından devrimci önder İbrahim Kaypakkaya sistemden köklü bir kopuş gerçekleştirmiş ve bugünün devrimci tohumlarını genç yaşta Türkiye topraklarına ekmiştir. Kaypakkaya sadece köklü ve bütünlüklü bir şekilde sistemden onun resmi idolojisi olan Kemalizm'den kopuş sağlamadı. Aynı zamanda her türden burjuva ve küçük burjuva idolojisi olan reformizmden, parlamentarizmden, revizyonizmden, askeri darbelere umut bağlayan anlayışlardan da koptu. Bugün hala devam eden İbrahim Kaypakkaya korkusu da bundandır. İbrahim'in egemenler cephesinden hala büyük tehlike olarak görülen fikirleri, hakim sınıfların resmi idolojisi, Kemalizmi en net ve doğru bir biçimde ele alışından ileri gelmektedir. İbrahim Kaypakkaya, Türkiye Devrimci Hareketi'nin turnusol kağıdı olan Kürt ulusal sorununa en net duruşu sergilemiştir. Kürt ulusuna yönelik imha, inkar, asimilasyon politikalarına karşı mücadeleyi, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkını komünist bir önder olarak proleter bakış açısıyla ifade etmekten geri durmamıştır. İşte tam da bu noktada İbrahim Kaypakkaya'yı anmak, savunmak onurdur. Kaypakkaya'nın fikirleri hala işçilerin, emekçilerin, köylülerin, kadınların, gençlerin, Kürtlerin, Alevilerin, ezilen yoksul halkımızın mücadele dinamiğinde yaşamaya, gelişmeye devam etmektedir. Kaypakkaya'yı anmayı, savunmayı suç sayan egemenler tehlikenin farkındadırlar. İbrahim Kaypakkaya'nın düşünceleri egemenler için tehlikelidir. Bu tehlikedir hakim sınıfları her gün biraz daha saldırganlaştıran. Bu tehlikedir Grup Munzur'u, Pınar Aydınları, Mehmet Özcan'ı ve onlarca devrimciyi Kaypakkaya'yı övdükleri gerekçesiyle tutuklayan, dava açtıran, 150 yıllara varan cezalarla yargılayan. Egemenler düzenlerini başlarına yıkacak tehlikeli fikirlerin korkusuyla pervasızlaşmaktadır. 18 Mayıs 1973'te Kaypakkaya'yı katleden sistemin sahipleri bugün de bu fikirleri sahiplenenleri, savunanları yargılamaya, suçlamaya devam ediyor. İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür. İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür. İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür. Kaypakkaya kelimenin tam anlamıyla teoriyle pratiğin, sözle eylemin parlak bir sentezidir. Onun sahip olduğu teori zorlu savaş pratiği içinde süzülen devrimci bir teoridir. Kaypakkaya'nın adı bilimsel devrimci görüşler kadar inanç ve kavgadır. Onun ilk adı bilimsellik ve inanç ise ikinci adı kavga ve örgütlü mücadeledir. İbrahim Kaypakkaya onurumuzdur. İbrahim Kaypakkaya onurumuzdur. İbrahim Kaypakkaya onurumuzdur. 18 Mayıs günü güneşe uğurladığımız şehitlerimiz kendi bedenlerini ateşe veren Ferhat Kursay, Eşref Anyık, Mahmut Zengin, Necmi Öner ve komple sonucu katledilen Haki Karar bugün şerzan oldular, ceylan oldular. Bayraklarını elden ele devretmeye devam ediyorlar. Dörtler ölümsüzdür. Dörtler.